Birinci ligin 6. haftasında Bostancı Bağcılar ile Maraş Bostancı Bağcılar stadında karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Zekai Töre, Sertan Alkın, Hakan Gök yardımcılıklarını yapıyor ve konuk Maraş'ın vuruşuyla karşılaşma başlıyor. İlk atak Bostancı Bağcılar'dan gelişiyor. Atağın yönü sağ taraf. Topla dribling halinde Zekai savunma arkasında Mete topla buluşuyor. Mete vuruşunda top ağlara gidiyor. Dakika 9. Gol Mete, Bostancı Bağcıl Maraş karşısında 1-0 öne geçiyor. Erken golü buluyor Bostancı Bağcıl takımı. Mete ve arkadaşlarının gol sevinci, gol sevincini kenar yönetimle paylaşıyor Bostancı Bağcıl futbolcuları. Serbest vuruş kullanıyor. Emre Uysal ceza sahasının ortası. Boşta kalan top, bir vuruş Yıldıray'dan sonuç alamıyor Maraş. Bu kez köşe vuruşu kullanıyor Bostancı Bağcıl ceza sahası içerisinde. Bir kafa top ağlara gidiyor. Dakika 21, gol Zekai, Bostancı Bağcıl Maraş karşısında 2-0 öne geçiyor. Zekai ve arkadaşlarının gol sevinci ilk bölümde üst üste gelen gollerle 2-0 öne geçiyor Bostancı Bağcıl takımı. Bir köşe vuruşu da Mete kullanıyor ceza sahası içerisinde. Kafa vuruşu Ahmet Zayıfoğlu'ndan sonuç gelmiyor. İlk yarıda etkili Bostancı Bağcıl. Sol taraftan atak geliştirme düşüncesi ama maçın hakemi Zekai Tören'in çalan düdüğüyle ilk 45 dakikayı Bostancı Bağcıl Maraş karşısında 2-0 önde kapatıyor. İkinci 45 dakikaya ev sahibi Bostancı Bağcıl'ın vuruşu ile karşılaşma başlayacak. Son uyarıları yapıyor Zekai Töre. İlk 45 dakikayı 2-0 önde kapattı Bostancı Bağcıl. Ve Zekai Tören'in çalan düdüğüyle ikinci yarıya Bostancı Bağcıl takımı başladı. Köşe vuruşu kullanıyor Mustafa Köleli. Ceza sahası içerisinde kaleci Salih Beyoğlu iki hamlede topa sahip oluyor. Serbest vuruş Cenk'erin vuruşunda top dışarıya gidiyor. Üst üste pozisyonlar, farkı bire indirme düşüncesi Maraş'ta. Açılan top Gökhan ikinci yarıda oyunda vuruşu üstten dışarıya gidiyor. Sonuç alamıyor Maraş. Mustafa Gök oyun alanı içerisinde sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi Zekai Töre sağlık görevlilerini oyun alanına davet ediyor. Tedavisinin dışarıda yapılmasını istiyor Zekai Töre. Hakem atışıyla oyun başlayacak. Mustafa Gök'ün tedavisi oyun alanının dışında gerçekleşiyor. Hakem atışıyla Maraş takımı bir kez daha oyuna başlıyor. Yekta Polat topla buluşuyor. Uzun gönderiyor, sonuç alamıyor. Tedavisini tamamlayan Mustafa Gök oyun alanı içerisine giriyor. Maçın hakemi Zekai Töre o noktaya gidiyor. Sarı kartı var Mustafa Gök'ün, şu anda dışarıya çıkıyor ama ikinci sarı ardından kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Ve 88. dakikada Maraş sahada 10 kişi kalıyor. İtirazları var Mustafa Gök'ün ama izinsiz oyun alanına girdiği için ikinci sarı kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Oyunun son bölümleri Maraş 10 kişi oynayacak. Oyun serbest vuruşla başlayacak. Cenk'er kullanacak serbest vuruşu Bostancı Bağcıl adına. Mustafa Gök oyun dışında kaldı ve sonrasında başlayan oyun sol taraftan Cenk'er ceza sahasında son çizgi içeriye pası Mete topun gelişine topu ağlara gönderiyor. Dakika 90, gol Mete, Bostancı Bağcıl Maraş karşısında 3-0 öne geçiyor. Mete Sağır kendisinin ikinci, Bostancı Bağcıl'ın üçüncü golünü Maraş filelerine gönderiyor. Oyunun son bölümlerinde gelen gol 3-0'lık skor avantajı yakalıyor. Kazanmak istiyor Bostancı Bağcıl. Lige iyi bir başlangıç yapamadı. Sonrasında gelişen Maraş atağı, ceza sahasına yapılan orta, üst dağlarda kalıyor top. Bir başka atak Gökhan'la başlıyor. Orta yuvarlakta topla buluşan Gökhan. Gökhan topla dribling halinde. Şimdi Yekta Polat topla buluşuyor. Yekta Polat topla dribling halinde. Yekta Polat zarif hareketler, iyi bir asist, Cenk'er topu ağlara gönderiyor. Dakika 90+3, gol Cenk'er, Maraş Bostancı Bağcıl karşısında farkı 2'ye indiriyor. Golde Yekta Polat'ın katkısı büyük. Bu asisti de Cenk'er boş geçmiyor, topu ağlara gönderiyor. Oyunun uzatma bölümlerinde Maraş golü buluyor ve skor 3-1'e geliyor. Maçın hakemi Zekai Tören'in çalan düdüğüyle de 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Bostancı Bağcıl 3, Maraş 1.